Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan şahane bir elmalı kurabiye tarifi geldim. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Elmalı kurabiyenin öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyorum. 3 tane elmanın kabuklarını soyduktan sonra rendenin büyük kısmıyla rendeledim. Daha sonra uygun bir tavanın içerisine aldım. Bir çay bardağı kadar toz şekerini ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı kadar da tarçını ilave ediyorum. Orta ateşte ara ara, ara karıştırarak elmalar suyunu salıp çekinceye kadar bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kurabiyenin iç harcını hazırlarken minitem olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarlarıyla birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da Tarifimi deneyebilirsiniz. Elmalar suyunu salıp çektikten sonra Ocağımın altını kapatıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra içerisine rondodan geçirmiş olduğum bir çay bardağı kadar cevizi içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz iç harcı tamamen soğuduktan sonra da içerisine ceviz ilave edebilirsiniz. İç harcını soğuması için hemen kenara alıyorum ve kurabiyenin hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Yoğuracağım kabın içerisine 150 gram kadar katı yağımı ilave ettikten sonra bir tane yumurta, yarım su bardağı kadar pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ve bir paket vanilyamı içerisine ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemelerimi elimle homojen bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Unu ve kabartma tozunu birlikte ekleyeceğim daha sonra. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra içerisine unumun bir kısmını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar da içerisine kabartma tuzunu ilave ettim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Kurabiye hamuru yaparken yapmanız gereken en önemli püf noktalarından biri de yoğuracağınız hamuru çok iyi bir şekilde özlü bir kıvama gelene kadar yoğurmanız gerekiyor. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı ele yapışmayan gayet yumuşak bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Hamur toparlandıktan sonra da 3-4 dakika kadar daha yoğurmaya devam ediyorum hamur gayet yumuşak ele yapışmayan bir kıvamda. Hamurumu bu şekilde hazırladım. Kurabiyelerime şekil vermek için öncelikle hazırlamış olduğum hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra diğer hamurumu tekrardan kaldırdım ve üzerini kurumaması için üzerinde kapattım. Diğer hamurumu merdane yardımıyla İnceltebildiğim kadar inceltiyorum. Üzerinin pürüzsüz olmasını istiyorsanız bir miktar un ilave ederek de hamurunuzu açabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra bir su bardağından yardım alarak şeklini veriyorum. hazırlamış olduğum kurabiye hamurlarının üzerine yarım tatlı kaşığı kadar elmalı iç harçtan üzerlerine yerleştiriyorum. Bu aşamada şeklini dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bu kurabiye hamuruyla dilediğiniz elmalı kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra orta kısmını hafif birleştirerek bu şekilde hazırlıyorum. hazırlamış olduğum elmalı kurabiyelerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında üzeri hafif pembeleşti mi hemen fırınızdan alın. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Sıcakken yapmanızı tavsiye etmem pudra şekeri üzerinde erime yapabilir. Soğuduktan sonra gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Dilerseniz çay saatlerinize, dilerseniz kahvenizin yanına hazırlayabileceğiniz şahane bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.